Herkese merhaba, ben Deliz Şen, 27 yaşındayım ve yaklaşık 4 yıldır YouTube ve Instagram üzerinden içerikler üretiyorum. Aslında bir nevi hayatımı paylaşıyorum. Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Aynı zamanda da İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde stratejik pazarlama ve marka yönetimi üzerine yüksek lisans yaptım. 18 yıl boyunca profesyonel olarak yüzdüm. 3 yıllık bir aranın sonunda tekrar başladım ve bu sıralarda yoğun bir şekilde antrenmanlara devam ediyorum. Moped'in kız sözü kampanyasını duyduğumda çok heyecanlandım. Çünkü bana hedeflerimi koyup gerçekleştirme hikayelerimi, başarı hikayelerimi hatırlattı. Kızsözü.com'da sizin hedeflerinizi paylaşabileceğiniz, uzman koçlarla birlikte de Moped'den yardım alabileceğiniz bir platform. Bu videoda da sizinle kız sözü hikayemi paylaşmak istedim. Hayatta hedeflerimi gerçekleştiremeyeceğimi düşündüğüm zamanlar illaki oldu. Ama bunlar çok kısa zamanlardı. Yani böyle anlık olarak tereddüte düştüğüm zamanlar oldu. Ama işte ailem, arkadaşlarım, onların desteğiyle tekrar hedeflerime odaklanıp hedeflerimi başarabildim. İlla herkesin hayatında böyle düşündüğü, acaba ben bunu yapabilir miyim, bu hedefi gerçekleştirebilir miyim dediği zamanlar olabilir, ama bunlar sizi yıldırmasın ya da hayatımızda önümüze engeller çıkabilir. Ama biz ne istediğimizi biliyorsak o engeller bize asla mani olamaz. Kendimi hem motive ettim hem de dediğim gibi ailem ve arkadaşlarım çok yanımdalardı. Her zaman beni desteklediler. Yapabileceğimi, benim kendi içimde olan gücü ben unuttuğumda bana tekrar hatırlattılar. Ben kendimi motive ederken genellikle daha önce başardığım şeyleri düşünmeye çalışırım. Kendimi o şekilde motive ederim. Örneğin derim ki, Beliz sen bunları başardın. Bunları yapabilecek güce sahipsin. Şimdi neden bunu yapamıyorsun? Bunu da yapabilecek güce sahipsin diye kendimi motive ederim. Kız sözü bana gerçekleştirilmesi gereken bir söz olarak geliyor ve ben bu sözü verdiğimde de karşımdaki kişinin, karşımdaki arkadaşımın, en yakın arkadaşımın benim yanımda olacağından emin olabiliyorum. Çünkü bir kız sözü verdiğiniz zaman onu bir şekilde tutmak zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Yine karşınızdaki de öyle ve biz bu sözleri birbirimize verdiğimizde de eminim ki karşımdaki arkadaşım bana %100 destek olacaktır. Bunu bana her zaman hatırlatacaktır. O yüzden kız sözü çok önemli. En yakın arkadaşım bana her zaman çok destek oldu hedeflerim konusunda. Antrenman dönemlerimde özellikle ben yüzmeden hep pay biçiyorum. Böyle başarı hikayeleri denince aklıma hep o hikayeler geliyor çünkü. Gerçekten hep yanımdaydı. Antrenman zamanları işte sakatlanıyordum. Benimle fizik tedaviye geliyordu. İşte ya da çıkışında moralim bozuk oluyordu. Oturuyorduk, sohbet ediyorduk. Yarışlarıma geliyordu beni desteklemeye. O yüzden o benim her zaman yanımdaydı. Artık yaşımız gereği biraz daha hayatın koşturmacası içerisindeyiz. O da şu an İstanbul'da yaşıyor, yakın arkadaşım. Onun da böyle çok yoğun, stresli olduğu dönemler oluyor. Ben de onu böyle bu dönemlerde yatıştırmaya, işte güzel zaman geçirmeye, o hayatın böyle stresini unutturmaya çalışıyorum. Birbirimize o şekilde destek oluyoruz. Bazen insan bir karar aldığında onu gerçekleştirsem mi, gerçekleştirmesem mi diye düşündüğü noktalar oluyor. Ben genellikle böyle zamanlarda ortaya çıkıyorum yakın arkadaşım için. Benden çoğu zaman akıl alır, ben de ondan çok zaman akıl alırım. Birbirimize her konuda destek oluruz. Bu yüzden de yakın arkadaşız herhalde. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım içinizden birilerine ilham olmayı başarabilmişimdir. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.